Geçtiğimiz hafta Tevbe 60. ayette zekat kimlere verilir konusunu özetlemeye çalıştım. Önemli bir konu, üzerinde çok çalışılması gereken bir konu. Olabildiği kadar anlatmaya çalıştık. Oradan devam ediyoruz. Artık konumuz zekat değil. Yine Tebük Seferi ile ilgili, Tebük Seferi'nde yaşanmış bazı olaylarla ilgili ayetler var. Bu ayetler üzerinden uyarılar var bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minhumul lezine yu'dunen nebiyye. Yine onlardandır. Şu sayacaklarımız da, şimdi öğreneceklerimiz de onlardandır. Minhum, onlardandır. Kimden? Yani Tebük Seferi sırasında Resulullah Aleyhisselam'ı uğraştıran, Resulullah Aleyhisselam'a ve Müslümanlara zarar vermeye, bu seferi engellemeye çalışan münafıklardandır. Onların yaptığı işlerdendir şu sayacaklarımız da. Ne yapıyorlarmış? Yuhdûnen nebiyye. Bunlar nebiyye, Resulullah Efendimiz'e eziyet ediyorlar. Nasıl bir eziyet bu? Ve yegûlûne, diyorlar ki, anlaşıldı ki sözle yapılan bir eziyette eziyet var. Yegûlûne, diyorlar ki onlar, huve üdünün, Resulullah Efendimiz'e kastederek diyorlar ki o bir kulaktır. Bunu şöyle bir tercüme, bir cümleyle çevirebilir. Çünkü bu Arapça bir ifade bu. Onu Türkçe'de şöyle ifade edebiliriz. Resulullah'tan bahsederken diyorlar ki çok saf bir adam. Her söze kulak veriyor. Her söze inanıyor. Herkesi dinliyor. Çok saf, çok çabuk kandırılabilen. Tabii ben bunu konu Peygamber Efendimiz olduğu için böyle olabildiği kadar arı duru kelimelerle ifade etmeye çalıştım ama yani haşa, Allah Resulü için onlar bu anlamda kullanıyorlar, şu söyleyeceğim anlamda bu kelimeyi kullanarak anlatmayacağım. Onlar onu yani bir tür bönlükle, yani biraz saflığın ötesinde bir halle itham ederek Peygamber Efendimiz'den bahsediyorlar. Yani nasıl bir adam? Kendisine gelen herkesi dinliyor. Kulağına gelen her söze, her sözü dinliyor. Herkese inanıyor. Kastettikleri şeylerden bir tanesi, üç şey kastedilmiş müfessirlerin ifade etti. Bir, diyorlar ki kendilerince, kulağına bir takım sesler geliyor. Hani biz deriz ya, gayipten sesler duyuyor falan diye. Kulağına bir takım sesler geliyor. Bunların Allah kelamı olduğuna inanıyor. Vahiy olduğuna inanıyor. Nasıl bir kulaksa yani, her kulağına geleni gerçek kabul ediyor. Bundan kendine bir din üretmeye çalışıyor demişler. Zaten münafıklara yakışan da böyle bir tavırları. Bir de münafık ahlakından devam eden şeyler var. Resulullah Aleyhisselam'ın hemen her konuda herkesle istişare edebilmesinden de rahatsızlar. Bu nasıl bir büyük adam sözde ki herkesi dinliyor. Sıradan insanlar konuşuyor, onları da dinliyor, onlara da hak veriyor. Onların sözleri üzerine de hareket ediyor diye bu şekilde davranışlarını kınıyorlar. Hatırlayacaksınız bu tür davranışları Mekke'nin müşrikleri de gösteriyorlardı. Mekke'nin alt sınıfından insanların Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında toplanmasından çok rahatsız oluyorlardı. Demişlerdi ki bari hiç neyse biz yanına geldiğimiz zaman onları yanından uzaklaştır. Biz üst sınıftan insanlarız, bu sıradan insanlarla beraber olmayız demişlerdi de Allah Teala bir ayetle peygamberi uyarıp sabah akşam Rabbinin rızasını arayıp senin yanına gelenleri sakın yanından uzaklaştırma demişti. Yani peygambere yakışan bu. Bütün insanlar etrafına toplanabilecekler. Sınıfsal bir ayrım gözetmeyecek peygamber aslında. Gözetmedi zaten. Bunu eleştiriyorlar. Bir üçüncüsü de bu Tebük seferinde olduğu gibi birisi gelip kendisine mesela sefere niye katılamadın dediğinde diyelim ki hazırlanma için gereken parayı bulamadım. Bu dönem, Hazreti Peygamber döneminde savaşa katılan mücahitlerin büyük bir kısmı savaş giderlerini kendileri karşılıyorlar. Yani hem mal infakı yapıyorlar hem de canla cihad ediyorlar. Mal ve canla cihad ikisi birleşiyor. Birilerinden ya da devlet eline hazır silahı verip de gidip o silahlarla savaşmıyorlar. Bu evet giderek bu şekilde dönüştü. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemlerinde de böyle oldu. Devlet zenginleşince böyle oldu ama o dönem paraları yoktu mesela. Katılamıyordu bazı insanlar.
Aslında savaştan kaçtı. Niye katılamadın deyince işte böyle böyle bir durum oldu. Bir tanesi geldi belki hasta olmadığı halde hastayım dedi. Bir tanesinin mesela diyelim ki eşi ya da çocukları hasta olmadığı halde evimde hastam var dedi. Aslında annesinin babasının bakılacak hali olmamasına rağmen annem babam yardıma muhtaç durumda onlara bakmam lazım dedi. Bunları kullanmışlar. Bu örnekleri ben üretmiyorum. Bu tür şeyler söylemişler. Peygamber aslında kendisine mazeretini beyan eden herkese tamam demiş. Para bulamadım hazırlanmak için tamam demiş. Ya, o zaman mazeretlisin, katılmayabilirsin savaşa. Hasta mısın tamam gelmeyebilirsin. Eşin mi hasta tamam gelmeyebilirsin demişler. Hazreti Peygamber onu demiş. Ne kadar saf bir adam ya. Her dediğimize inanıyor demişler. Biraz sonra gelecek. Kendi aralarında Resulullah Aleyhisselam'dan ve Müslümanlardan bahsederken aşağılayarak bahsediyorlar. Dalga geçiyorlar. Bu biraz sonra gelecek ayetin de konusu olacak. Orada da gündemimize gelecek. Yani Tebük Seferi Roma'ya karşı düzenlendi. Bizans İmparatorluğu'na karşı. Adamın aklı başında değil. Bu Müslümanların da aklı başında değil diyorlar münafıklar kendi aralarında toplandıklarında. Niye? Yani Bizans'ta savaşmayı sanki Arap kabileleri savaşmak gibi zannediyor bu adamlar. Göreceksiniz bunların her biri tutulacaklar ve bağlarla bağlanacaklar diyorlar. Hatta bir tanesi diyor ki orada konuşurken bunlar nakledilen bilgiler. Aslında bağlanmışken hazır bir de her birine yüzer sopa vurulsa da akılları başlarına gelse iyi olur falan ama sonra kalk kalk gülüyorlar. Sonra birisi uyarıyor ya dikkat edin bu auditörler böyle şeyler söylüyoruz ama kulaklarına giderse başımız derde girer deyince diyorlar ki adamlar ya ne olacak duyarlarsa biz de bir yemin ederiz. Deriz ki ya biz aslında sadece şakalaşıyorduk. Niyetimiz gerçekten bu tür şeyler söylemek yani art niyetli değildik. Biz iyi niyetli öylesine böyle daha eğleniyorduk kendi aramızda deriz. O da zaten çok saf bir adam her şeye inanır gene kurtarırız diyorlarmış. Bu şekilde peygambere eziyet ediyorlar. Peygambere eziyet etmesi, Peygamber Aleyhisselam'ın aleyhinde kötü sözler söylemesi değil. Yani Peygamber Aleyhisselam'a saf dediler diye Peygamber Aleyhisselam çok mu alınmıştır? Zannetmiyorum bundan dolayı alınacağını. Niye? Zaten peygamberlerin başından beri kendisine denmedik söz kalmadı yani. Çok daha ağır sözler duydu. Bundan niye alınganlık göstersin? Peygambere eziyet olması... Onlar bu tür sözleri sebebiyle Müslümanların cihada gitmelerini, bu Tebük seferinin düzenlenmesini önlemeye çalışıyorlar. Ordunun moralini bozuyorlar. O toplumsal atmosferi kötü etkilediği için Peygamber Efendimiz bundan rahatsız oluyor. Ona eziyet ediyorlar. Kul de ki onlara, "Udunu hayrin lekum." Evet, o bir kulaktır. Allah da onayladı. Evet, o bir kulaktır. Yani her söze kulak veriyor. Herkesi dinliyor. Sizin her söylediğinizi kabul ediyor, söylediğinize inanıyor ama onun böyle yapması için hayırlıdır. O hayırlı bir kulaktır. Biraz daha detaylandıracağım inşallah. Şimdi bu önemli bir konu bizim için. Yu'minu billahi. Bu peygamber Allah'a iman ediyor. O yüzden kulağına gelen o gayipten sesler falan değil, onun vahiy olduğunu biliyor. Bunu mesela şeyde görebilirsiniz. Tekvir suresinde Peygamber Efendimizin Allah'tan ayetleri yani Cebrail Aleyhisselam'dan vahiy alışını anlatırken diyor ki göz gördüğün şeyden şaşırmadı gönül de gördüğün şeyden şüpheye düşmedi. Peygamber Aleyhisselam da kulağına nereden geldiği bilinmeyen seslere kapılıp gitme hali yok. Aynı şeyi mesela Bakara suresinin sonunda Amener Rasulü de görüyoruz. Amener Rasulü bima üzile ileymin Rabbihi. Önce, herkesten önce Allah'ın Rasulü iman etti Allah'tan indirilen şeye. Önce o iman etti. Sonra iman ettiği şeyleri anlattı. Onda böyle bir kafa karışıklığı, bir şüphe, tereddüt, uydurma hali yok. Kulağına gelen sözleri o Allah'a iman ediyor. İkincisi, o yu'minu billahi Allah'a iman eder ve yu'minu lil mu'minine ve müminlere de güvenir o. Yani buna çalışanlarınız böyle biraz da Arapça ile irtibatı olanlarınız için bir detayı belirteyim. Bakın iki defa yu'minu fiili kullanıldı. İman eder. Türkçesi bu. Yu'minu. İman eder diye çeviriyoruz ama
Birisinde yu'minu billahi, B harfiyle geldi. B harfiyle. Billahi, Allah'a iman eder. İkincisine geldi, yu'minu bil mü'minine demedi. Lil mü'minine dedi. Kullanılan harf değişti. Anlam, içerik de değişti. O yüzden böyle tercüme ediyoruz. Allah'a iman eder, müminlere de güvenir. Bu peygamber böyle biridir. Şimdi burada güvenmek meselesini konuşmamız lazım. Tamamını bir okuyayım. Ve rahmetul lillezine amenu minkum, ve onun böyle yapması içinizdeki iman edenler için bir rahmettir. Şimdi burada güvenmek meselesini kısacık bir hatırlamakta fayda var. En çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, mümin güvenilir olur. Mümin güvenilir olmalıdır. Değil mi? En çok bu konuyu konuşuyoruz. Mümin yalan söylememelidir. Güvenilir olmalıdır. Mümin sözünün eri olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Mümin sır saklamayı bilmelidir. Güvenilir olmalıdır. Mümin hak etmediği bir parayı almamalıdır. Hak etmediği bir makama gelmek için bir takım çapraşık yollar kullanmamalıdır. Güvenilir olmalıdır. Mümin yetkisini kötüye kullanmamalıdır. Güvenilir olmalıdır. Bunu çok kullanıyoruz. Burada bu denklemin öbür tarafını da görmek lazım. Sadece güvenilir olmak ilişkiyi kurtarmıyor. Güvenebilmek de güvenilmek kadar önemlidir. Güvenmek de güvenilir olmak kadar, güvenilir olmak kadar önemlidir. Şöyle düşünün. Biz güvenilir olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz çok güvenilir bir kişiyiz ama karşımızdaki kişide güvensizlik problemi var. Sizin güvenilir olmanız ne işe yarar? Şöyle bir şey yaymışlar. Babana bile güvenmeyeceksin. Çok tekrarlanan bir cümle. Bakıyorum Müslümanlar da bu tür şeyler söylüyor. Babana bile güvenmeyeceksin. Eşine güvenmeyeceksin. Çocuklarına güvenmeyeceksin. Hocana güvenmeyeceksin. Arkadaşına güvenmeyeceksin. Alışveriş yaptığın esnafa güvenmeyeceksin. Ben öğretmenliğe ilk başladığım yıl, hiç unutmuyorum bu. Öğretmenliğe ilk başladığım yıl, biz taze öğretmeniz ya, bize tecrübeli öğretmenler bir takım yol gösterici öğütler veriyorlardı. Bir tanesinin o sözü hiç aklımdan çıkmıyor. Öğrenciye güvenmeyeceksin. Mesleğe başlarken kendime bir ilke koyuyorum. Öğrenciye güvenmeyeceksin. Öğrenciye de bir ilke öğretiyoruz. Öğretmenine güvenmeyeceksin. İki tarafın birbirine güvenmediği bir ilişkiyi nasıl götüreceğiz? Ben eşimin benim hakkımda iyi niyetli olacağına güvenmeyeceğim. Eşim de benim onun hakkında iyi niyetli olacağıma güvenmeyecek. Bu güven yoksa nasıl bir ilişki götürebiliriz? Güvenilir olmak önemlidir arkadaşlar. En çok bunun üzerine parmak basıyoruz. Ama güvenmek de o kadar önemlidir. Ve çoğumuz aslında güvenilir olmak için bir şeyler yapabilirken güvenmek riskini göze almayız. Çünkü güvenmek risklidir. Güvenilir olmak güzeldir. İnsana kendini iyi hissettirir. Ama güvenmek risklidir. Aldatılma ihtimali var. Risk göze alacaksınız. Peki bu riski göze almadan ne yapılabilir? Mesela elinizde bir para var. Hayır vereceksiniz. Vereceğiniz kimseye güvenemiyorsunuz. Para elinde. Nereye verebilirsiniz? Nereye verebilirsiniz yani? Kızılay'a versem kötüye kullanabilir. Efendim falanca derneğe versem onun bir kısmını işte efendim benim onaylamayacağım yerlere gönderebilir. Falanca adama versem aman ya belki işte onu benim razı olmayacağım yerlerde kullanabilir. Falancaya versem ya belki de ihtiyacı yoktur beni kandırıyordur. Ne yapacaksınız? Hiçbir dini sohbete gitmeyen insanlar gördüm ben. Siz görmemişsinizdir muhtemelen. Niye hiçbir dini sohbete gitmiyorsun? Ya bu hocalar güvenilmez. Şimdi şu hoca güvenilmez, o hoca güvenilmez, bu hoca güvenilmez, bu hoca güvenilmez. Yani hocalar güvenilmez olunca da geriye bir tane yol kalıyor. Hiçbir sohbete gitmemek.
Güvenmek de çok önemlidir. Güvenmek risklidir. Ama mümin güvenen ve güvenilen insandır. Bu ikisini birleştirin zihninizde. Mümin güvenen ve güvenilendir. Güvenmek bizi bazen sıkıntıya sokabilir. Hiç önemli değil. Mehmet Akif Bey'in, Allah rahmet etsin, harika bir cümlesi var. Der ki, mümin aldatılabilir. Mümkün ya, biz insanız. Aldatmaz der. Mümin aldatmaz. Aldatılabilir. Biz insanız yani. Yanıltılabiliriz, aldatılabiliriz. İyi niyetimiz aleyhimize kullanılabilir mi? Evet, mümkün. Şöyle bir söz var, duymuşsunuzdur. Merhametten maraz doğar. Cümlenin tamamı öyle değil aslında. Yani normalde şöyle düşün, bir Müslüman böyle bir cümleyi nasıl kullanır? Bazen bunu dindar insanların ağzından duyabiliyoruz. Merhametten maraz doğar. Oysa ayetlerin neredeyse tamamı, yani Kur'an'ın temel mesajı merhametli olun diyor. Hadisleri topluyoruz. Toplam mesajı merhametli olun. Hatta bana böyle bir öğrencim kafasındaki bir takım inanç sorunlarıyla ilgili bir konu için gelmişti. Onu anlatırken, yeryüzünde dinin maksadı nedir diye bir soru sordum ben. Dinin, İslam dininin yeryüzünde gerçekleştirmek istediği maksat nedir? Çabası ne? Ne yapmaya gönderildi? Deyince benim cevabım şu, o cevabı burada da söyleyeyim. Yeryüzünde bu dinin mesajı, yeryüzünde merhameti yaymaktır. Merhamet yoksa eğer, ne insanın insanla ilişkisi, ne insanın hayvanla ilişkisi, ne insanın bitkiyle ilişkisi, ne insanın eşyayla ilişkisi, ne de insanın kendi iç dünyasına ilişkisi sağlıklı yürümez. Merhamet götürür işi. Ama bakıyorsun bir Müslümanın ağzına biliyor. Merhametten maraz var. Maraz, kötülük, hastalık, Arapça hastalık kelimesi. Aslında o cümlenin tamamı şöyle. Mürüvvetsiz kişi katında merhametten maraz var. Cümlenin tamamı böyle. Mürüvvet. Yani erlik nedir bilmeyen, tamam mı? Adamlık nedir bilmeyen kişiye yapılan merhametten maraz doğar. E bu durumda merhameti dengelemek için İslam dini ikinci bir kelime kullanır, değil mi? Adalet. Merhamet ve adalet. Merhamet adaleti kuşatmalıdır. Adalet merhameti kuşatmayacak. Merhamet adaleti kuşatacak ama onun kuşattığı yerde bir çelik çekirdek olacak. O çelik çekirdek adalet olacak. Ama merhamet bunu sarıp sarmalayacak. Kötüye kullanması önlemek için. Ama yine de olabilir mi? Olabilir. Güveneceğiz. Çocuğunuza güvenmezseniz nasıl bir ilişki götürebilirsiniz? Namaz kıldın mı diyorum. Kıldım diyor. Şimdi ben de biliyorum ki aslında fiziksel olarak kılmış olması çok zor bir ihtimal. Kaldırıyorum namaza diyelim. Namaza kaldırıyorum. Ondan sonra 35 saniye sonra, bu kısmını uyduruyorum. 35 saniye sonra odasına giriyorum, namazı kıldım diyorum, kıldım diyor. Hesap mı yapalım? Her bir rekatta bir Fatiha okusan, yanına bir de İhlas okusan, bu da yaklaşık olarak şu kadar sürüyor. Böyle mi diyeceğiz ya? Böyle bir işe sürdürülebilir mi? O zaman yeni yalan yolları keşfetmesini sağlamış olmaz mıyız? Ya da hep kendimizi üzerinden düşünün yani. Bir şey beyan ediyorsunuz. O beyanınıza güvenilmesini istemez misiniz? Aynı şey bu. Mümin güvenen insan. Hazreti Peygamber'i eleştiriyor. Hayır. Hazreti Peygamber bize bir ahlak öğretti. Biz müminlere güveniriz. Ne zamana kadar? Güvenmemek için bir sebep, somut sebep görünceye kadar. Somut sebep yoksa o zaman asıl olan karşımızdakinin doğru söylediğidir. Elimizde somut bir gerekçe yoksa, onun böyle davranması müminlere merhamettir, rahmettir. وَالَّذ۪ينَ يُؤْضُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın Resulüne eziyet edenler için acı verici bir azap vardır ahirette. Neden? Çünkü mesele peygambere eziyet vermenin ötesinde, peygamberin kurmaya çalıştığı dünyayı yok etmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir şeyi yaygınlaştıranlar gerçekten bizim kurmaya çalıştığımız dünyayı yok etmiyorlar mı? Biz dünyada güvenilen bir dünya kurmak istiyoruz. Eş ilişkisinde esas güven olsun. Ebeveyn çocuk ilişkisi güven esasına üzerine kurulsun. Satıcı alıcı arasındaki ilişki güven esasına üzerine olsun. Birle de çıkıp diyor ki babana bile güvenmeyeceksin. Aslında şunu düşünmek gerekmiyor mu? Babana bile güvenmeyeceksin. Aslında
Bir insan güvenmeyecekse kendine güvenmemesi daha mantıklı olmaz mı? Yani aslında kendi duygularımızı kontrol etmekte ne kadar çok zorlandığımızı, kendi arzularımıza, isteklerimize kapılmak konusunda ne kadar zayıf olduğumuzu defalarca gözlemlemedik mi? İnsan zayıftır. İnsan en çok kime yalan söyler? Ben talebeler hep bu soru soruyorum ve talebeler bugüne kadar hiç istisna yok, hep aynı cevabı verdiler. Evet, insan en çok kime yalan söyler? Kendine. Madem ki insan en çok kendine yalan söyler, o zaman en az güveneceğin varlık kendinsindir. Babana bile güvenmeyeceksin, kendine de güvenmeyeceksin. Güvenin olmadığı bir dünyada nasıl yaşarsınız? Yaşanabilir mi? Yok. Aslında herkes birine güveniyor. Sadece bunu itiraf etmiyor. O güven ortamını yok etmeye çalışanlar, ahirette acı verici bir azaba uğrayacaklar. Münafıklar böyle. Münafık böyle herif gibi, bir düşman gibi karşısına çıkıp da ben düşmanım, seni yeneceğim, seni yok edeceğim dese kavga edeceğiz. Öyle yapmıyor adam. Arada böyle arkadan arkaya içimizde iş çıkartmaya çalışıyor. Bizim kurduğumuzu o bizim yanımızda yıkmaya çalışıyor. Yahlifune billahi lekum liyurdukum. Onlar yakalandıklarında, yani yaptıkları faaliyetler, konuştukları sözler size ulaştığında hemen gelir yemin ederler sizi razı etmek için. Yani size hoşnut edecekler de cezadan kurtulacaklar. Ya niye böyle şeyler konuşuyorsunuz deyince hemen yemin edecekler. Bir, biz söylemedik diyecekler. İki, şurada da gelecek şimdi. Biz şakalaşıyorduk diyecekler. Niyetimiz öyle yani, siz de amma alıngansınız ha. Bunu gerçek mi zannettin falan diyecekler. Ben sadece öyle bir yerde konuşurken arkadaşıma şaka yapmıştım. Ben aslında dine, İslam'a, Müslümanlara falan dil uzatmamıştım diyecekler ya. Vallahu ve Resulü ehakku en yurduhu in kanu mu'min. Aslında gerçekten mümin olsalar şunu bilirler. Mesele müminlere razı etmek değildir. Mesele müminlerin hoşuna gidecek davranış yapmak değildir. Mesele Allah'ın Resulü'nün izinden gitmek ve Allah'ı razı edecek şeyler yapmaktır. Ellerinize, evinize gittiğinizde bakın. Bunu şöyle bir çeviriyle çevirebilirler. Allah ve Resulü, vallahu ve Resuluhu, Allah ve elçisi, ehakku, daha layıktır, en yurduhu, razı edilmeye. Şimdi böyle çevirirseniz o zaman razı edilmesi gereken iki kişi çıkıyor önünüze. Bir Allah, bir de peygamber. O yüzden biz daha önceki derslerimizde de söyledik, dedik ki Müslümanlar olarak biz sadece Allah'a razı etmekle yükümlüyüz. O yüzden birbirimizden bir şey isterken Allah rızası için isteriz. Peygamber rızası için gibi şeyler söylemeyiz. Ama buradaki ifadeye bakarsanız, böyle çevirirseniz eğer, bir daha söylüyorum. Allah ve elçisi ve Resulü ve elçisi ehakku, daha layıktır, en yurduhu, razı edilmesi daha layıktır. Yani Arapçası olanlar için, bir olmayanlar için de söyleyelim. Yurduhu fiilinin sondaki zamir tekil zamirdir. Tekil zamir olduğu için hem Allah hem Resulü kapsamaz. Anlatabildim mi? Yani bilenler, Arapça bilenler için zaten konu aydınlanmış oldu. Eğer hem Allah'a hem Resulüne razı etmemiz gerekseydi, ifadenin şöyle gelmesi gerekiyordu. En yurduhuma olması gerekiyordu. Yurduhu. Allah'a razı edeceğiz ama şunu biliyoruz ki Allah'a razı etmenin yolu Allah'ın elçisini memnun etmekten, onun çizgisine gitmekten kaynaklanıyor. Esasen Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu nereden geçiyordu hatırlayalım. Âl-i İmrân suresinde böyle bir ayet vardı. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah'ın elçisine uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın rızasına giden yol peygamberden geçer. Kesin kural bu. Peygamberi bypass yaparak, peygamberi bir kenarda devre dışı bırakarak Allah razı edilemez. Öyle bir yol yok. Peygamber öğretir bize, Allah'ın Resulü öğretir. Onun dediğini yaparız, onun gittiği yoldan gideriz. Neticede Allah bizden razı olur. Bu bizim için imkanı mümin. Eğer mümin olsalar bunun daha önemli olduğunu bilirlerdi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve rasulahu fe enne lehu nara cehennem haliden fiha.
Bu münafıklar şunu bilmiyorlar mı? Kim Allah ve Resulü ile yarışmaya kalkarsa, yani Allah bir şey yapmaya çalışıyor. Güzel olmadı. Allah bir şey yapmaya çalışmaz. Allah bir şey diler ve yapar. Allah ve Resulü bir şey söylüyor, bir şey istiyor. Onun isteğine, koyduğu kurala, koyduğu yasaya, koyduğu sınıra muhalif kendin yeni bir yol açıyorsun. Yeni bir yasa koyuyorsun. Yeni bir bakış açısı, yeni bir tarz, yeni bir toplum kurmaya çalışıyorsun. Hadde. Had kelimesine yabancı değiliz. Had bizim için. Haddini aşmak diye bir kelime var. Bizde öyle bir deyim var. Haddini aşmak. Yani sınır. Allah'ın ve Resulünün koyduğu sınırların yerine kendileri yeni sınırlar belirlemeye çalışanlar. Şunu bilmiyorlar mı? Böyle yapanlar için cehennem azabı vardır ve orada ebedi kalacaklardır. Çok güzel. Bu tehdit kim için etkileyicidir? Bu tehdit kafirleri etkiler mi? Etkilemez. Niye? Adamlar zaten bu kitabın Allah kitabı olduğuna inanmıyorlar. Bu tehdit münafıkları etkilemiş olabilir mi? Etkilemez. Niye? Adam zaten bunun Allah sözü olduğuna inanmıyor. Bu tehdit kimi etkiler? Bu tehdit Müslümanları etkiler. Yani siz böyle yanlış şeyler yapmayın uyarısı vardır. Çünkü cehennem azabından korkan biziz. Onlar değil. Zalikel hizyul azim. İşte büyük eziklik de budur. Onlar dünya hayatında başka başka eziklikler arıyorlar ama bizim açımızdan büyük eziklik, alçalış, büyük evet alçalış kelimesi daha iyi. Büyük rezil olmuş cehenneme girmektir. Yahzerul münafikune en tunezzel aleyhim suratun tunebbihum bima fi kulubihim. Bu münafıklar bir sure indirilip kalplerindekinin açığa çıkartılmasını da korkarlar. Şimdi bunu ben de hep böyle anlatıyordum. Yani ifade zaten böyle. Ya bu münafıklar şunun da korkusunu yaşıyorlar. Bir sure indirilebilir. Bu sure bizim tek tek isimlerimizi verebilir. Bizim kim olduğumuzu söyleyebilir. İç yüzümüzü açığa çıkartabilir ve yakalanırız. Deşifre oluruz. Bundan da korkuyorlar. Şimdi bunu böyle söyleyince ortaya bir problem çıkıyor. Adamlar vahiye inanmıyorlar. Peygamber aleyhisselam Allah'tan vahiye de inanmıyorlar. Öyleyse bir sure indirilmesinden niye korksunlar? Bunu izah ederken biz genel olarak tefsirlerde şöyle açıklamasını okuyorduk. Böyle zaten yani. Yani onlar Resulullah Aleyhisselam'ın yine de bir takım olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanıyorlar. Çünkü birçok defa foyaları açığa çıkıyor. Birçok defa. Yani buna da bir yerlerden haber geliyor ama nasıl çözüyorsa falan diye söylüyorlar. Bu ellerinde elimizde bu tür rivayetler var. Ama yani ben de bunu yeni okudum bugün. Buna böyle bakmak yerine şöyle bakalım demiş bir şeyimiz, meal yazarımız. Onlar aslında bu sözüyle dalga geçiyorlar. Yani hani madem buna sure indiriliyordu, her şeyi bilen bir Allah buna bilgiler veriyordu. Bak biz onun aleyhine bir sürü dolap çeviriyoruz. Biz onların aleyhine bir sürü söz söylüyoruz. Hani bizim hakkımızda ona bilgi vermiyor. Hadi bir tane sure indirilsin de bizim foyamız açığa çıksın bakalım eğer doğruysa diye dalga geçiyorlar. Kul, bu sonrakine de çok uyumlu bir meal oldu. Bence yani. Ben bunu tercih ettim. Bugüne kadar bu yaklaşım sadece bir yerde, sadece bugün okudum. O yüzden hemen sizinle paylaşıyorum. Devamı ona uygun. Cevap şöyle geldi. Kul de ki istehzi'u. Tamam dedi Allah. Siz dalga geçin bakalım. İstihza. Siz dalga geçin bakalım. İnnallâhe muhricum mâ tahzeru. Allah sizin o sakındıklarınızın hepsini açığa çıkartacaktır. Ya bir hata yapıp ortaya döküleceksiniz, ya çelişkilerinizden dolayı deşifre olacaksınız, ya da kıyamet günü gelecek ve Allah Teala sizin iç yüzünüzü açığa çıkartacak. وَلَيْلْ سَأَلْتَهُمْ Sen onlara sorsan, niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Allah hakkında, peygamber hakkında, Kur'an hakkında, vahiy hakkında, din hakkında, Müslümanlar hakkında, Müslümanların seferi hakkında,
küçük düşürücü, alay edici, tahkir edici, değersizleştirici sözler söylüyorsunuz. Bunları niye söylüyorsunuz deyince onlara leyagulunne, kesinlikle hemen şöyle cevap verirler. Arkadaşlar, yani bugün sanki Arapça ders yapar gibi oluyor ama yani şey çok güzel. İşe yarayan ipuçları bunlar. Leyagulunne ifadesinde kelime, buradaki fiil hem baştan hem sondan anlamı pekiştirilmiş bir fiil. Yani Türkçe'ye belki şöyle çevrilebilir, belki daha güzel çevrilmesi olabilir yani. Kesinlikle, bak ama mutlaka, kesinlikle onlar şöyle derler. O kadar vurgulu bir ifade var. Niye sen dalga geçiyorsun Allah'la, peygamberle, dinle, imanla deyince? Derler ki, kesinlikle derler ki, اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَلَا نَلَا. Ya biz eğleniyorduk, şakalaşıyorduk derler. Cevap, kul, de ki onlara, اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَزِيُونَ. Siz Allah'la, Allah'ın peygamberiyle, Allah'ın ayetleriyle mi şakalaşıyordunuz? Onlarla mı dalga geçiyordunuz? لَا تَعْتَدِرُوا. Hiç mazeret söylemeyin. Hiç mazeret söylemeyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Siz imanınızdan sonra küfre düştünüz. Siz imanınızdan sonra küfür işi yaptınız yani. Küfre girdiniz. Şimdi buradan iki şeyi uyaralım. Bir, buradakiler münafık. Bu işi yapanlar. İsim isim tefsir kaynaklarında kayıtlılar. Gerçekten münafıklar. Bunlar iman etmiyorlar. Bunlar gerçekten Allah'ı, peygamberi, ayetlerini, dini, imanı, Müslümanları aşağılayacak şeyler söylüyorlar. Şakalarını, esprilerini, mizahlarını, dini ve dindarları aşağılayacak şekilde bilerek yapıyorlar. Mesela bir karikatür çizerlerken bir tane gazete vardı bir zamanlar. Mesela o gazetenin yıllarca, çok uzun yıllar boyunca karikatüristini yapan bir adamcağız vardı. Efendim, öbür taraftaki hallerini bilmiyoruz, gidince göreceğiz hep beraber yani. Orada her defasında dindar insanları karikatürize ederken hep böyle kötü sakallı, kısa boylu, şişman, böyle dişleri de çok sıkıntılı görünen, elinde bir şey, iri taneli tesbih, eli arkasında ve arkasında çarşaflı dört kadın olan bir tipleme çizerdi yani. Ama her defasında böyle çizerdi Müslüman tiplemesini. Şimdi bu Müslüman tiplemesini çizdiğiniz adıma niye böyle yapıyorsun dediğinde, ya ben sadece onu bir espri olsun diye yaptım, bu bir mizahtı diyecek midir? Der tabii ya. Ama aslında bu karikatürleri sürekli görmekte olan birinin algısı bundan etkilenmez mi? Dinle ilgili espriler yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki ahiretteki hesabı hafife alacak espriler yapıyorsunuz. Biz yapmıyoruz yani. Diyelim ki öyle yapıyorlar. Peygamberin peygamberliğiyle ilgili, mesela peygamberi hayalperest ya da şizofren bir adam gibi algılamamızı sağlayacak sözler söyleyecekler. Allah'ın yüceliğine uygun olmayan şeyler söyleyecekler. Böylece etrafındaki insanların hassasiyetlerinin kaybolmasına veya algılarının bozulmasına sebep olacaklar. Onlara niye böyle yapıyorum deyince, ya bir dakika ya, siz de çok alınkansınız. Ben sadece espri yaptım. Bizimkisi mizahtı. Abartıyorsunuz diyecek. Şimdi buradaki münafıksa adamın genel hallerine bakacak. Biz bakmayacağız. Allah bakacak zaten. Kalpten Allah biliyor. Bunlarınki küfürdür. Buradan Müslümanlara bir uyarı var. Bu bizim için önemli. Espriler yaparız dinle ilgili, imanla ilgili. Yapmaz mısınız siz? Yani çok tam yapmıyorsanız çok iyi, yapmayın yani. Ama mesela İmam Hatip'te okuyan talebeler yaparlar. Şimdi herkes aşağı yukarı esprilerini kendi meslek alanı üzerinden geliştirmez mi? Genellikle öyle. Herkes esprilerini kendi meslek alanından geliştirir. Yani tıp dünyasındaki insanların esprileri tıbbi terimlerden, tıbbi meselelerden oluşur.
Efendim dincilerinki de öyle işte yani. Dinden yani yemek yerken falan Kur'an konusunda kültürü olan yok mu içinizde yani? İlla ki vardır yani. Yemekle ilgili falan ayetler okuyarak kendimize espriyle yemeğin dolu tarafını döndürdüğümüz zamanlar olur. Espriler yaparlar. Din dünyasından mesela Kur'an'dan, ayetlerden espriler yaparlar. Orada dikkat etmek gerekiyor. Dinin saygınlığına, ayetlerin saygınlığına, peygamberin hürmetine uygun olmayacak esprileri dilimize alıştırmamakta fayda var. Tamam, biz bu gruptan değiliz. Bizimkisi zevdeklik olur, sadece espri yapıyor olabiliriz. Ama ağzımız alışırsa, yavaş 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 bu tür espriler yaparsa, şunu biliyorsunuz arkadaşlar, espri yapmak bir şeyin ciddiyetinden kurtulmanın iyi yollarından bir tanesidir. Tartışırken öyle hiç yapmıyor musunuz? Hep ben mi yapıyorum ya? Konu ciddi bir yere geldi ve ciddiyet mesela sizi sıktı diyelim yani. Biraz daha devam ederse üstünüze çok ciddi bir yük binecek. O ağır havadan kurtulmanın yolu ne? Orada hemen bir espri üretiyorsunuz ve espriyle işten kurtuluyorsun. Biz çok ciddi konuların etkisini hafifletmek için genellikle iki yola başvururuz. Çok ciddi konuları etkisini hafifletmek için iki yola başlıyoruz. Bir, kızar, bağırır, çağırırız. Öfke tepkisi. İki, espriye dönüştürürüz. Hafife alma tepkisi. İkisi sayesinde kendimizi ciddi meselelerin ağırlığından kurtarırız. Mesela ölümden bahsediyoruz. Ölümden sonra hesap vermekten falan bahsediyoruz. Efendim diyelim ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman vereceğimiz hesapla ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz. Tam o sırada birisi böyle kötü bir espri yap. Ya bak Cem Yılmaz da demiş ki diye oradan Cem Yılmaz'dan bir alıntıyla çok ciddi bir konuyu bir anda sunandırdım. Bir anda. O andan itibaren ayetler ne demiş, hadiste Peygamber Aleyhisselam ne buyurmuş, bununla ilgili falanca müfessir neyi açıklıyor falan konuşuyorduktu. O konu bitti ve o andan sonra Cem Yılmaz Bey bundan neden nasıl bahsetti üzerinden. Hatta bir defasında şöyle demişti. Falanca safhasında şöyle bir hareket yapmıştı. Gitti her şey. Bize öğretilen önemli. Ciddi işleri çok sulandırmamakta fayda var. Tamam biz espri yaparız. Çünkü sürekli ayet kullanıyoruz, hadis kullanıyoruz, din dünyasındayız. Oradan bir espri olur. Sulandırmamakta fayda var. Bir şeyi sulandırırsanız, oyun eğlence haline getirirseniz üzerinizdeki vakarını kaybeder. Öyle olmaz mı? Biz mesela öğretmenlere deriz, tamam öğrenciyle ilgilenin, öğrenciyle oynayın, atın kalkın ama yani bunun bir mesafesi olsun deriz. Niye? Sürekli oynar durursanız öğretmen vakarını kaybedersiniz. Öğretmen vakarını kaybettiğiniz zaman da öğrenci sizden bir şey almak konusunda çok ciddi davranmaz. Bu şey anne baba için de geçerlidir. Ben bir zamanlar bir ebeveyn genç ilişkili seminer vermiştim. Efendim orada anneler babalar birlikte gelme katılması zorunluydu. Benim şartım oydu. Geldiklerinde girişteki ilk cümlem şu oldu. Dedim ki çocuklarınızın arkadaşı olmayın dedim. Herkese ters geldi. Çünkü hep bunun reklamı yapılıyor. Tamam mı? Çocuklarınızın arkadaşı olun diye. Ben dedim çocuklarınızın arkadaşı olmayın. Niye? Ya dedim bakın çocuklarınız arkadaşını beğenmedi mi yeni bir arkadaş bulur. Bu kadar yani. Çocuklarınıza arkadaşı bir şey söylerse, eline derse sana ne deyip geçebilir. Siz çocuğunuzun babası olun, siz çocuğunuzun annesi olun. Çünkü başka bir anne bulamaz, başka bir baba bulamaz. Sizin makamınız, sizin konumunuz biricik. O biricikliğinizi korumanızda fayda var. O biricikliğinizi de siz yok ettiniz. Çocuk babayı, anneyi nereden bulacak? Bu soğuk olalım, mesafeli olalım anlamına gelmiyor. Buradan yani yanlış sonuçlar çıkartmayalım lütfen. Hazreti Peygamber'in torunlarıyla nasıl oyunlar oynadığını biliyoruz. Onları yabana atmıyoruz. Evet yani şakalaşma konusuyla ilgili böyle bir uyarı var. İnnafu an taifetin minkum nuazib taifeten. İçinizden bir kısmını affederiz. Tövbe ederse ama tövbe etmeyenleri kesinlikle cezalandırır, azap edeceğiz. Beannehum kanu mücrimin. Çünkü onlar günahkar bir toplulukturlar. Dinin bütün ciddiyetini yok ediyorlar. Bunun üzerinde çok durduğum gibi geliyor ama benim kişisel gözlemim şu. İçinde bulunduğumuz dönemde, bu yüzyılda gerek İslam, gerek Hristiyanlık,
gerek Yahudilik yani Musevilik dahil hepsi mizahın konusu haline getirildi. Mesela bunlarla ilgili mizah filmleri çevrildiğini çok görüyorum. Din mizaha alet edildiğinde, sadece din değil aslında, ciddi konuların hepsi için geçer ama din mizaha konu olduğunda ağırlığını kaybeder. Namazla ilgili espriler yaparız ama ya namazın hafife alınmasından korkmak da gerekiyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştik belki hatırınızdadır. Ben bir daha tekrarlayayım. Kur'an öğretiyoruz ya mesela. Kur'an okumayı öğretirken oyunlar oynayarak öğretmek güzeldir. Hızlı öğrenmeyi sağlar. Peki çocuğun Kur'an'a saygı duymasını da sağlar mı? Bir de bu tarafını düşünmenizi tavsiye ederim. Kur'an okumayı hızlı öğrenmesini sağlar. Oyun öğreticidir, onu biliyorum. Ama konu din olduğunda sadece din için söylüyorum. Mesela İngilizceyi oyunlarla öğrenin. Bir problem yok. İngilizceye saygı duymaz gerekmiyor. Konuşabiliyor olmaz önemli olan. Onu oyunlarla öğrenin. Tıkır 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 çok güzel ya. Böyle çok güzel programlar var. Cep telefonunuza indiriyorsunuz. Saatlerce sizi oyalayabiliyor. Çok da keyifli. Ne olduğunu farkına varmadan öğreniyorsunuz. İngilizceyi öyle öğrenin. Ama konu din olduğunda asıl mesele bilgiyi öğrenmek midir? Bilgiyi önemsemek midir? Reddedip atmıyorum. Lütfen yani. Burada bir tartışmaya kapaşmak istemiyorum. Sadece bir uyarı. Konu din olduğunda önemli olan o bilginin saygınlığını da atlamamak gerekir. Din bilgisi matematik bilgisi değildir. Din bilgisi tarih bilgisi değildir. Edebiyat bilgisi de. Din bilgisi karşısında hürmetle durulması gereken bilgi türüdür. Hürmet gerektirir. Sadece bilmek kimseyi dindar yapmaz. Kimseyi dindar yapmaz. Kur'an okumayı öğrendi. Okumuyor ki çocuk. Benim birçok talebem var. Türkiye'deyiz ve Konya'dayız ya. Ailelerin hepsi mütedeyyin aileler. Öyle olunca onları yaz kurslarına göndermişler. Hepsi Kur'an okumayı biliyorlar. Soruyorum en son ne zaman Kur'an okudun diye. O hatırlamıyor bile ya. Okumamış. Kur'an okumuyor. Namaz kılmayı biliyor. Namaz kılmıyor. Çocukların mescide alıştırılması evet önemlidir. Orada oyun oynamasına izin vermesi tabii ki önemli. Çünkü çocuk zaten oyun oynayacak. Ama yavaş 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 namazın ciddiyetini ve mescidin hürmetini de öğretmek, bunu fark ettirmek gerekmez mi ya? Mescid çocuğun da oynayabileceği yerdir ama aynı zamanda muhterem bir yerdir. Oyun parkıyla mescidin bir farkı yok mu? Şimdi buradan hemen sosyal medyaya bu bölümümüz kesilip konulup ondan sonra bu hoca işte bir tane daha yobaz çıktı falan diye arkamdan linç kampanyası başlatmayın. Ben yıllardan beri çocuklarla mescitte oyun oynayan kişiyim. Ama yani şunu aklımızdan çıkartmayalım. Oyun parkıyla mescidin arasında hiçbir alan farkı yok mu gerçekten? Bunun da fark ettirilmesi gerekmiyor mu? Şakalar konusunda dikkat etmek gerekiyor. Çok ciddi şeyleri hafife alacak şekilde dozunu artırmayalım. El münafikuna vel münafikatu ba'duhum min ba'z. Şimdi bir bölüm geliyor. Bu bölüm tamamlayacak birbirini. Bu kısmını bir kısmını öbür hafıya bakacağız inşallah. Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Ba'duhum min ba'z. Onlar birbirindendirler. Burada kadın erkeki yok yani bu işin. Münafık erkekler de aynı şeyleri yapıyor. Münafık kadınlar da aynı şey yapıyor. Burada bir şey önemli olacağız. İnşallah 71-72. Ayetlerde de bundan bahsedeceğiz. Tersinden bahsedeceğiz. Bir inanç davranışı varsa, inançtan kaynaklanan bir davranış varsa, bu inançtan kaynaklanan davranışın kadın erkeği yok. O hassasiyet sende vardır, o inançtan dolayı. Kadını da aynı hassasiyetle davranır, erkeği de aynı hassasiyetle davranır. Aynı şeyleri yapar demiyor. Aynı türden şeyler yaparlar. Erkek erkekler dünyasında, kadın kadınlar dünyasında, erkek erkek kabiliyeti ve imkanlarıyla, kadın kadın kabiliyet ve imkanlarıyla içerik aynı, şekiller farklı olabilir. Aynı türden şeyler yaparlar. Ne yaparlarmış biliyor musunuz? Bakın. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ
Onlar kötülüğü emrederler. İyiliği engellerler. Münafık kafa yapısı bunu gerektirir. Kadın kendi imkanlarıyla iyiliği engelleyecek, kötülüğü yayacak işler yapar. Erkek de kendi dünyasında, kendi imkanlarıyla aynı işi yapar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki, demelisiniz yani. İyilik ne, kötülük ne demeniz gerekiyor. Bir münafığa gittiğiniz zaman, şimdi münafığa gitmiyorsunuz. Niye? Çünkü kimsenin münafık olduğunu bilmiyoruz. Ben gidip de, kardeşim ben münafıkım, gel benimle röportaj yap, demez kimse yani. Tamam, ben Hristiyanım, gel yap der. Ben ateistim, gel yap der. Ben münafıkım demez adam yani. Bir münafıka sorsa, niye böyle şeyler yapıyorsun, niye ortalığı karıştırıyorsun desek, ne der? Bakara suresine gidiyoruz değil mi? Bakara suresine. Hemen başa dönüyoruz. Neden yeryüzünde bozgunculuk yapıyorsun denildiğinde onlara, diyecekler ki, biz sadece ıslah için çalışıyoruz. Şimdi buradan bir şey daha görmek gerekiyor. İyilik ve kötülük herkesin üzerinde anlaştığı ortak şeyler midir? Öyle değil. Ortak şeyler değil. Mesela biz yeryüzünde merhameti yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Mesela bizde kural şu, zayıfın elinden tutacaksın. Güçlü olmanın zorunlu sonucu, güçlü olmanın zorunlu sonucu bizde, ahlaki ve imani sonucu, zayıf olan elinden tutacaksın. Bir başkası diyor ki, bu yaptığın şey kötülük senin. Çok da mantıklı ya. Zayıfın elinden tutarsan, ayağı sen kaldırırsan, kendisi ayağı nasıl kalkacağını öğrenemeyecek bir türlü. Bırak elinden tutma, kendisi ayağa kalksın ve böylece ayağa kalkabilmeyi öğrensin. Çok mantıklı değil mi? Bence çok mantıklı ya. Peki ayağa kalkamazsan diyorum. Oldu ya, kalkamadı ayağa. Ne olacak? Kalkamıyorsa zaten var olmayı hak etmiyordur. Değil mi yani şimdi? Evrim kuralının, evrim teorisinin üç önemli ayağından bir tanesi bu. Üç önemli ayağından bir tanesi. Güçlü olan varlığını sürdürür. Güçlü olmayan yok olmaya mahkumdur. Güçlü değilsen yok ol. Aslında biz de aynı şeyi savunuyoruz. Nereden çıktı diyorsunuz? Şimdi konumuzu evime çevirmeyelim de yani. Biz Müslümanlar da aslında diyoruz ki, evet, güçlü olan varlığını sürdürür. Güçlü olmayan kaybolmaya mahkumdur. Biz sadece küçük bir anekdot düşüyoruz altına. Diyoruz ki güçlü olmanın yolu yardımlaşmaktan geçer. Tek başına hiç kimse her şeyi yenecek kadar güçlü olamaz. Öyle değil mi? Yani bakıyorsunuz dev bir aslan var. Belgeselleri görmüyor. Hakikaten dev bir aslan var. Etrafını çakallar bir sarmış. Tek tek ele geçirse canını okuyacak hepsini ama etrafını bir sarmışlar. O güçlü kuvveti aslanın canını okuyorlar. Görüyoruz ki güç dayanışmadan kaynaklanıyor aslında. İslam da baştan aşağı bunu söylüyor. Dayanışın kardeşim diyor. Zayıfınızın elinden tutun. Gücünüz zayıfı korumaktan geçiyor. Niye? Çünkü illa birisi hep zayıf olacak. Tamamı güçlülerden oluşan bir dünya. Mesela öyle ütopyaları var adamların. Bütün zayıfların, hastaların, yaşlıların yok edildiği bir dünya tasarımı yazdıkları romanları var mesela Batılıların. Çok farklı. Neye iyilik, neye kötülük diyeceksiniz. Ben mesela diyelim ki aile dışı bütün ilişkilerin kötü olduğu, yani kadın erkek arasındaki bütün, yani mahremiyet ilişkisinden bahsediyorum bir yani. Kadın erkek ilişkisi ancak nikahla aile ilişkisi olur. Bu iyiliktir, bunun dışındaki her şey kötülüktür diyorum. Bir tanesi diyor ki ailenin kendisi kötülüktür kardeşim. Niye? Aile insanın özgürlüğünü yok eder. Oradan bakınca doğru gibi görünüyor. Aile insanın sınırlar, özgürlüğünü yok eder. Bir erkekle yaşamaya karar veren bir kadın, bir kadınla yaşamaya karar veren erkek özgürlüğünden vazgeçmiş demektir. Bütün seçeneklerini tek seçeneğe feda etmiştir. Seçeneklerimizden niye vazgeçelim diyor adam. Özgürlüğümüzü yok etmeyelim. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. İyilik ve kötülük denilen şey herkesin üzerinde anlaştığı ortak şeyler değildir. Aklın yolu birdir dedi birileri. Aklın yolu bir falan değildir. Evet, aklın yolu birdir ama aklın temel ilkelerinde birdir. Yoksa şunu biliyoruz. Akıl
sahip olduğu bilgilere göre bir, içinde yaşadığı kültüre göre iki, kendisini kullanan kişinin eğilimlerine göre üç, sonuç verir. Akıl, mekanik, objektif bir varlık değildir. Bundan 500 yıl önce dünyanın düz olduğunu söyleyen adamlar gerizekalı değillerdi. Bundan bir yıl önceki birisi mesela diyelim ki ünlü bir filozof dünya düzdür derken adam gerizekalı falan değildi. O günün dünyasındaki bilgi seviyesi oydu, adam oradan fikir üretiyordu. Akıl bilgiyle ilgilidir, içine buyduğunuz kültürle ilgilidir ve senin kişisel eğilimlerinle ilgilidir. Buradan bir şey öğreniyoruz. İyiyi ve kötüyü biz dinden öğreniriz. Allah'ın ve Resulünün iyi dediklerini öğreniyoruz yavaş yavaş. Ayetler indikçe öğren. Tamam. Yani hırsızlığın kötü olduğunu herkes bilir. Tamam canım onu biliyoruz ya. Ama zinanın kötü olduğunu herkes bilir mi? Gerçekten. Yani hırsızlığın kötü olduğunu şu anda herkes bilir. Niye? Çünkü malın iffetten ve candan daha değerli olduğu bir yüzyılda yaşıyoruz. Mal çok kıymetli. Yasaların birçoğu malı korumak üzerine planlanmış. Mal çok kıymetli. Hırsızlığın kötü olduğunu kültürleri kabul ediyor. Peki bütün dünya kültürleri zinanın da kötü olduğunu söylüyor mu? Hayır söylemiyor. İskandinav ülkelerine giderseniz eğer o sıradan bir iş. Son zamanlarda mesela onların meşhur yazarları, Avrupa'nın meşhur yazarları serbest ilişkiyi, evliyken bile serbest ilişkiyi öven kitaplar yazmaya başladılar. Bu tür şeyler okuyormuşsunuzdur demek yani. Hep benim buluyor bu tür şeyler bilmiyorum ama yani adamlar bu tür şeyleri yazıyorlar artık yani. Evliyken bile tarafların serbest olabildikleri bir ilişki biçimini savunuyorlar. Demek ki aynı şeyi iyi demiyoruz. Mesela ben çocuğuma din eğitimi vermenin iyi olduğuna inanıyorum. Bir başka kültür, başka bir cepheden baktığı zaman hayır diyor çocuğa din eğitimi vermeyeceksin. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendisi nötr sıfırdan başlayacak. Böyle bir üç kağıt var mı ya? İnsan 18 yaşına kadar nötr yaşayabilir mi? Böyle bir imkan var mı? Ama din eğitimine kötü diyor adam mesela ya. İyinin ve kötünün herkesin üzerinde anlaştığı tarifleri var mı? Bilmiyorum. Felsefi bir tartışmaya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Biz burada İslam'ın, Allah'ın, peygamberin bize öğrettiği, Allah'ın indirdiği, peygamberin öğrettiği iyiler ve kötülerden bahsediyoruz. Bu münafıklar dinin yerleştirmek istediği iyileri engellemeye, dinin ortadan kaldırmaya çalıştığı kötülükleri de yerleştirmeye çalışırlar. Ve yapmadığını eydiyehum, hiçbir iyilik de yapmazlar, ellerini şöyle tutarlar. Aslında bunlar hayır hasenatta da bulunmayı sevmezler. Ortak özellikleri bunlar, kadını erkeği fark etmez. İnnel münafıkûne, yok özür dilerim atladım. Nesullâhe fenesiyemun. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Bu bir Müslüman için ne kadar ağır bir tehdit. Bu ifadenin bir benzeri Haşr suresinde de var. Sakın Allah'ı unutan ve Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın diyor. Ama buradaki ifade biraz daha ağır. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Buradaki unutmaktan kasıt ne? Gerçekten unutmak fiili değil yani hafızadan gitmesi işi değil. Allah'ı hesaba katmadan yaşıyorlar. Hani bazen oluyor ya bak beni unuttun ha beni hesaba katmadın sen bir de ben varım falan diye kendimizi hatırlatıyoruz ya. Allah Teala kendini hatırlattı. Siz beni hesaba katmadan yaşıyorsunuz. Biz Müslümanlar hep Allah'a hesaba katarız. Hesaplarımızda Allah vardır. Olmalıdır. Çocuğunu evlendirmek konusunda çok çekingen davranan anne babalarla karşılaşıyorum. Dindar anne babalar. Niye çekingen davranıyorsun? Ya işte hocam ev kiraları şu kadar oldu, bir mobilya takımı da bu kadar oldu. Asgari ücret de zaten şuralarda geziyor. Bu çocuklar nasıl geçinemezler, yaşayamazlar. Şöyle bakıyorum matematik hesabı çok doğru tutuyor. Yani rakamlar doğru söylüyor. Diyoruz ki Allah ne oldu? Yani bu hesabı Müslüman olmayan da yapar zaten. Bu hesabın aynısını bir Müslüman olmayan sizden çok daha iyi yapar.
Bir Müslüman olmayanın yapabileceği hesabı yapıp benim önüme koyduğunuz zaman Müslüman farkı ne zaman ortaya çıkacak? Biz Allah'ı da hesaba katarız. Onları Allah'a unuttu. Allah da onları unuttu. Haşa yani. Allah unutmadı. Allah onları rahmetinden uzak etti. Onlar Allah'ın rahmetine kavuşamadılar. İnnel münafıkîne humul fâsıkûn. Münafıklar fasıktırlar. Onlar dinden çıkmışlardır, yoldan uzaklaşmışlardır. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere de, münafık kadınlara da, kafirlere de, bakın kafirlerle aynı sınıfa hemen götürdü, koydu Allah Teala. Çünkü bunlar aslında kafirler. Münafık erkekleri, münafık kadınları, kafirlere Allah neyi söz verdi? Cehennem ateşini söz verdi. Orada ebedi kalacaklar. هِيَ حَسْبُهُمْ. O onlara yeter. Arkadaşlar dinin tek tehdidi budur. Başka tehdidimiz yok. Dinde tehdit var diyorlar. Evet dinde tehdit var. Doğru da dinin tek tehdidi ölümden sonrasına. İnanmıyorsan sorun yok. Şöyle demiyorum yani. Müslüman olmasan beni asarım, keserim, seni biçerim, işkence ederim, seni aç bırakırım. Öyle bir şey demiyoruz ki yani. Dinin tek tehdidi cehennemdir. Allah'ın azabıdır. Allah'ın gazabıdır. Ve bu da ölümden sonra ilişki mi kurulur? İnanmıyorsan zaten sorun yok senin için ya. Ama bu bizim için çok önemli bir tehdittir. Çünkü biz ölümden sonra dirilişe inanmış insanlarız. وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ. Allah onlara lanet etti. Yani rahmetinden uzak etti. Çünkü onlar öyle yaşadılar. Her zararı onlar verdiler. Biliyorsunuz hadisler de var bu konuda. Münafıklar kafirlerden daha alt derecededirler cehennemde. Çünkü onlara karşı kendimizi savunamıyoruz. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Ve onlar için kalıcı bir azap vardır. Böyle hemen kurtulacakları, yakında geçecek bir azap değil. Allah göstermesin. Allah bizi onların şerrinden de muhafaza buyursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.